sabredebilir istim. Geliyor tek bir ordusu, geliyor dayan bir istim. Geliyor tek bir ordusu, geliyor dayan bir istim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فقاتلوا في سبيل zulmedenler hangi akıbete uğrayacaklarını yakında görecekler. Değerli basın mensupları, kıymetli Mescid-i Aksa murabıtları, Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerinize olsun. Siyonist işgal rejiminin yenilmez denilen ordularını, delinmez denilen demir kubbelerini, kendilerinden habersiz kuş uçmaz denilen istihbarat örgütlerini zelil duruma düşüren direniş erlerine selam olsun. Aksa tufanıyla Siyonistlerin Ebrehe kibrini yerle bir eden çağın ebabillerine selam olsun. Onlar direndiler, öne atıldılar ve kaçmadılar. Değerli kardeşlerim, yaklaşık bir asırdır şiddetli kuşatma altında tutulan Gazze, 7 Ekim'den bu yana tüm dünyanın gözleri önünde yaşlı, genç,
çocuk, kadın demeden vahşice ölüme terk edilmiş durumdalar. Tarih boyunca büyük medeniyetlere ev sahipliği yapmış, büyük şahsiyetleri bağrında yetiştirmiş, Gazze soykırıma maruz bırakılmaktadır. Yakınlarının defnedilecek cesetlerini bulunca kendilerini şanslı saydıkları Gazze halkı, hep birlikte bir odada uyuyalım ki ölürsek hep beraber ölelim söylemlerinin normalleştiği bir kente dönüşmüştür. Müslümanlar için Gazze ve oradaki kardeşlerimizin yanında olmak şer'i ve tarihi bir sorumluluktur. Nitekim Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, Müslüman Müslümanın kardeşidir. Ona zulmetmez, haksızlık yapmaz, onu düşmana teslim etmez. Müslüman kardeşinin ihtiyacını gideren kimsenin Allah da ihtiyacını giderir. Topyekün bir soykırım hedefiyle hareket eden işgalci Siyonistler, mazlum Filistin halkını acımasızca katletmekte ve adeta bütün bir İslam alemine meydan okumaktadır. Filistin halkı yalnızca kendi topraklarını savunmamaktadır. Ümmetin izzetini ve kutsallarını savunmaktadır. Müslümanlar olarak sorumluluklarımızdan biri de boykottur. İşgalci terör şebekesi İsrail mallarına yönelik boykot, Müslümanlar arasında dayanışmayı yansıtan etkili bir duruştur. Bu, Filistin halkının haklarına destek vermenin bir yolu olarak da görülmelidir. Müslümanlar olarak yapacağımız boykot, Filistin halkının haklarına, özgürlüklerine ve kardeşlerimize olan bağlılığımızı ilan ettiğimiz anlamına gelmektedir. Bu adım, uluslararası toplumu İsrail'in zalimane saldırı ve katliamlarına karşı bir duruş sergilemeye çağırmak ve Filistin'in yanında olmaya yönlendirmektir. Unutmayalım ki Kur'an'ın ifadesiyle insanlar arasında yaşamaya en düşkün olanlar Yahudilerdir. Dolayısıyla ekonomik boykot onları rahatsız etme ve iradelerini bükme konusunda etkili ve caydırıcı bir silahtır. Bu ekonomik zararlar aracılığıyla satış ve ihracatın gerilemesi gibi sonuçlara neden olacak, buna bağlı politik ve sosyal etkileri beraberinde getirecek, bütün bir zarara uğramalarına neden olacaktır inşallah. Ancak boykotun hedefine ulaşması için geniş halk desteğine ve uzun soluklu olmasına ihtiyaç vardır. Yine de tüm zorluklara ve engellere rağmen bu boykot bir duruş ve inanç ifadesi olarak kalır. Bugün bu zulme karşı tek millet ve tek ümmet olma vaktidir. Müslüman ülkeler ekonomik ve askeri olarak Müslüman kardeşlerinin yanında yer almalıdır. Filistinli Müslümanlar işgale karşı direnişlerinde yalnız bırakılmamalıdır. Canımızla, kanımızla, malımızla mazlum Filistinli kardeşlerimizin yanında olduğumuzu bir kez daha buradan haykırıyoruz. Filistin'in ve Mescid-i Aksa'nın özgürlüğüne giden her adımı destekliyoruz ve desteklemeye devam edeceğiz. Bu yolda üzerimize düşen her türlü fedakarlığı yapacağımıza hiç kimsenin şüphesi olmasın. Çağrımızı yineliyoruz. Hamas, Filistin'in meşru siyasi hükümeti ve temsilcisidir. ABD veya Siyonistlerin Gazze ile ilgili verecekleri kararın hiçbir önemi yoktur. Gazze'ye acil yardım koridoru kurulmalı, Türkiye bu işe öncülük etmelidir. Gazze'ye gidecek büyük bir yardım filosu deniz yoluyla, ivedilikle yola çıkarak Gazze'ye ulaşmalıdır. Dünyadaki bütün vicdan ve insaf ehli bu filoya davet edilmelidir. Kürecik ve İncirlik üsleri kapatılmalı, en azından bu katliamlar devam ettiği müddetçe faaliyetleri süresiz durdurulmalıdır. Kargo uçaklarıyla ve Türkiye limanlarından gemilerle Siyonistlere erzak taşınmasına izin verilmemelidir. İslam ülkeleri hep beraber Siyonistlere ciddi bir ambargo uygulamalıdır. Bu vesileyle ehli vicdan herkesi Gazze'de bütün dünyanın gözleri önünde yaşanan vahşete ve soykırıma dur demeye, Filistin halkının yalnız olmadığını bütün dünyaya haykırmaya davet ediyoruz.
meydanlar boş bırakılmamalı. Filistin direnişine aralıksız bir şekilde maddi yardımlar devam ettirilmeli. Siyonistlerin ve destekçilerinin mallarına süresiz bir şekilde boykota devam edilmelidir. Son olarak bir avuç mücahit topluluğunun dünyanın en iyi ve modern silahlarla donanmış ordularından sayılan İsrail ordusuna karşı dimdik mücadele vermesi, ağır kayıplar vermesini sağlaması, nice az birlikler vardır ki Allah'ın izniyle sayıca çok birliklere galip gelmiştir ve Allah sabredenlerle beraberdir ayet-i kerimelerinin bir tecellisi olarak görmekte, mücahitlerin şanlı kıyamını desteklemekteyiz. Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi hepinizin üzerine olsun. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Ya Erhamer Rahimin, Ya Zel Celali vel İkram, Ya Zel Cudi vel İhsan, Ya Hafizu Ya Mu'in, Ya Galiben Gayre Mağlub, Ya Rabbel Alemin. Kereminle bizi, anne babamızı, ehli beytimiz, zürriyetimiz ve tüm mümin ve mümine kardeşlerimizi af ve mağfiret eyle Ya Rab. Bütün günahlarımızdan pişman olarak tevbe ediyor ve sana sığınıyoruz. Ya Rab, Filistinli mücahit kardeşlerimize yardım talebine geldik. Ne olur yardım eyle Ya Rab. Onları muzaffer ve galip eyle. Ya İlahel Evveline vel Ahirin ve Ya Hayyu Ya Kayyum. Onları ordularınla destekle. Onlara zafere olan ümitlerini sağlam ve keskinleştir. Ya Rab, düşmanla cihadlarında onlara feraset ver. Taktiksel başarılar ver. Düşmanın elebaşlarını öldürmeyi onlara nasip ve müyesser eyle. Takat ve cesaretlerini ziyade eyle. Ya Kahhar, ev, hastane, cami, okul, resmi ve gayri resmi kurumlar, tarihi yerler, yakıt, gıda ve su depolarını vahşice bombalayan bu mel'un siyonistleri kahru perişan eyle. Amin. Demeden vahşice bombalayan, öldüren, paramparça eden bu aşağılık siyonistleri sen de paramparça ederek cehennemde ebediyen azap eyle. Murat, onlara giden yardımları kes. Onlara giden yardımları kes. Dünyayı onlara dar eyle. Aralarına ayrılık koyup kalplerine korku sal. Amin. Ya Rab, onları kör ve sahır eyle. Amin. Halklarını onlara karşı ayaklandır. Kahru perişan eyle. Amin. Onların arkasında duran Avrupa ülkelerini de zelil eyle. Onlara bulaşıcı hastalıklar gönder Ya Rab. Onları sürekli açlık ve amansız hastalıklarla meşgul eyle. Ya Kayyum. Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve sallallahu teala ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Tüm Filistinli kardeşlerimizin, şehit kardeşlerimizin ruhları için hasreten lillahi teala el-Fatiha'ta ma'ahussalavat.